Nuriye Çakmak Çelik Tarih şuuruna adanmış bir ömür Kadir Mısıroğlu 24 Ocak 1933'te bir Kadir gecesi Trabzon Akçabat'ta dünyaya gelen Kadir Mısıroğlu oldukça cılız bir çocuktu ve bu sebeple 4 yaşına kadar yürüyememişti. Okula da bu sebeple biraz geç başlamış ancak 8 yaşında Akçabat Merkez İlkokulu'na kaydedilmişti bir yandan da kuran öğrenmek için gittiği hocanın evi sürekli jandarma baskınına uğradığı için okula başlayana dek bir kez hatim indirebildiği için üzüntü duyuyordu bulundukları ilçede ortaokul bulunmadığı için eğitime devam etmek üzere arkadaşlarıyla Trabzon'a gitmek isteyen kadir mısıroğlu babasının engeliyle karşılaştı terzi yanına çırak olarak verildi ancak bu işi hiç benimsemediği gibi bulduğu her fırsatta kitap okumaya devam etti Hatta kitap okuma düşkünlüğü o derecedeydi ki okurken dünyadan uzaklaştığı için sık sık dalgınlıklar yapan oğluna kızan annesi Sariye Hanım bütün kitapları avluya döküp yakmıştı. Ancak bu önlem Kadir Mısıroğlu'nun okuma sevgisini azaltmaya yetmedi. Yapımı tamamlanan ortaokul binası bir yıl sonra eğitime başladı ve büyük ile tanışacağı ortaokul günleri başlamış oldu fikirleri ve rejim eleştirisi nedeniyle aldığı ilk cezada yine ortaokul yıllarında aldığı bir haftalık geçici uzaklaştırma cezası oldu. 1950 yılında girdiği Trabzon Lisesi'nde eğitimine devam etti. Bu sırada Türk Milliyetçiler Derneği'nin Akçabat Şubesi'ni açtı ve başkan olarak görev yaptı. Ancak dernek kısa süre sonra kapatıldı. Lisede disiplin cezaları almaya devam etti. Liseyi tamamlamak için iki farklı şehirde olgunluk imtihanlarına girdi ve ancak bu şekilde mezun olabildi. Lisans eğitimi için İstanbul'a gitmek istese de, tek oğlunu gurbete göndermek istemeyen babası direniyor ve harçlık vermeyerek bu gidişe engel olmak istiyordu. Terzilik yapan annesinin gizlice biriktirdiği paralarla masraflarını karşılayan Kadir Mısıroğlu 1954 yılında hukuk fakültesinde okumak üzere vapurla geldiği İstanbul'a ulaştı. Üniversite talebeliği esnasında yedi talebe yurdu açıp çalıştırmışımdır ki bunların en meşhurları Vefa, Seyhan, Karadeniz ve Yıldız talebe yurtlarıdır diyen Mısıroğlu, genç üniversite öğrencilerine dava şuuru aşılamak için var gücüyle çalışıyordu. 1961 yılında Aynur Hanım'la evlenen Mısıroğlu, fakülte yılları boyunca çoğu müstehar isimlerle eserler neşretmeye ve konferanslar vermeye devam etti. Kendi tabiriyle hukuktan ziyade tarihe etmişti. 1964 yılında kurduğu Sebil Yayın Evi'nden çıkan ilk eseri Lozan Zafer Mi Hezimet Mi isimli araştırmasının ilk cildi olarak yayınlandı. 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkında kanuna istinaden toplattırılan ilk eseri de bu oldu. 1974 yılında çıkarılan afla karar düştü. Aynı af onun hayatında ardı arkası gelmeyecek büyük zorluklardan birinin daha sonu olmuştu. İstanbul Milli Türk Talebe Birliği'nde Harf İnkılabı ile ilgili olarak verdiği bir konferans nedeniyle aldığı 7 yıllık hapis cezasının infazı, önce Eskişehir Sivil Cezaevi'nde başlamış, İstanbul Samalcılar Cezaevi ve Bakırköy Akıl Hastanesi adli servisinde devam etmiş ve af ilan edilene dek bu yıpratıcı süreç devam etmişti. Eşi Aynur Mısıroğlu, Kadir Mısıroğlu'nun, hapishanedeki kötü şartlar altında hayatından endişe eden doktor dostlarının öyle bir hastalık iddiasında bulunalım ki tedavisi eski şehirde yapılamayacağı için İstanbul'a sevk edilsin niyetiyle başlattıkları hapishanede kalmaya sağlığının elverişsiz olduğu raporuyla İstanbul'a ve bir hastaneye naklini sağlayan bu sürecin daha sonra onun meczup diye adlandırılmasına sebep olduğunu ancak bunun Kadir Mısıroğlu'nu hiç rahatsız etmediğini söylüyordu. Hapisler, takipler, davalar, iftiralar karşısında onun yılmaya niyeti yoktu. 1976 yılından itibaren Sebil dergisi haftalık olarak yayınlanmaya başladı. Özellikle 163. madde nedeniyle hakkında açılan 30'un üzerinde davayla mücadele ederken 12 Eylül darbesi yaşandı. Onun için çok daha zor günlerin geleceği belliydi ve dostlarının ısrarıyla Almanya'ya gitti. Ailesine oturum izni verilmediği için İngiltere'ye geçti. 1983 yılında yurda dönmesi istendi. Ancak döndükten sonra onu nelerin beklediğinden emin olamadığı için bu daveti kabul etmedi. Bu sebeple de Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Çok büyük maddi zorluklar içerisinde isteyerek gitmediği istese de dönemediği bir gurbetin içinde yaşamak onda tarifsiz acılara neden olmuştu. Ancak 1991 yılında 163. maddenin kaldırılmasından sonra vatanına dönebildi. Peş peşe önemli eserler neşretmeye devam etti ve kuruculuğunu üstlendiği Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı'nda Cumartesi Sohbetleri başlığıyla sohbetler verdi. Hak davasını son nefesine kadar korkusuzca haykırmaya, elindeki tüm imkanlarla tarihi gerçekleri anlatmaya devam etti. Dünyaya geldiği gibi bir Ramazan gününde, 5 Mayıs 2019'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. İnşası yeni tamamlanan büyük çamlıca camiinde kılınan ilk cenaze namazı onunki oldu. Cenaze merasimine on binlerce kişi katıldı. Üsküdar'daki Nasuhi Mehmet Efendi Camii Haziresi'ne, Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı'nın yanı başına defnedildi. Nuriye Çakmakçelik, Yeni Şafak Yücel Koç, Umudumuz Elon Mask Yıllardır dilimizde tüy bitti. Dedik ki sosyal medya savaşın ayağı oldu. Ha dağlarınızda teröristlerin serbest dolaşmasına, devleti ele geçirmek için sinsice kadrolaşmasına müsaade etmişsiniz. Ha internette istedikleri gibi propaganda yapmalarına fırsat vermişsiniz. Buna hibrit savaş diyorlar. Yalanları mermi yapıp tek kurşun atmadan ülkeleri ele geçiriyorlar. Öyle bir algı pompalıyorlar ki doğrunun yanlışın anlamı kalmıyor. Kimin sesi güçlü çıkıyorsa psikoloji o tarafa kayıyor. Örnek LGBT Adamlar lafın gelişi böyle bir sapkınlığı Türkiye gibi bir ülkede gözümüze soka soka savunuyor, karşı çıkanı linç ediyor. Geziden bu yana görüyoruz nasıl kullandıklarını. Terörle mücadelede özellikle. Kimi ekonomi, kimi politika mevzularının altından bile bunlar çıkıyor. Son örnek göçmen tartışması. İçişleri Bakanlığı yalan içerikli paylaşımları yapanların profilini açıkladı. %41.54'ü bot hesap %31'i FETÖ yanlısı, %12'si PKK yanlısı. Buyurun işte. Tek dertleri var 2023'te terörle mücadeleyi sekteye uğratacak bir hükümeti iş başına getirtmek. Vaatleri aldılar ya, FETÖ'cüler yeniden devlete çöreklenecek, PKK'lılar operasyondan kurtulacak, hatta yeni anayasayla özerk bölgelere kavuşacak. Ajanların fink attığı bir yer sosyal medya, sıradan vatandaş tuzakların farkına nasıl varacak? En ufak bir hadisede toplumu istedikleri gibi domine eden, işlerine gelmeyen mevzuları ise profesyonelce karartan. Hem ülke hem toplum için böylesine tehdit oluşturan bir mecra başıboş bırakılabilir mi? Dedik dedik, kendimiz dinledik. Hala düzenleme çıkacak. Hassasiyetin sebebini anlıyorum. Türkiye otoriterleşiyor, demokrasiden uzaklaşıyor algısı oluşsun istemiyorlar. Oysa bunu köpürtecek olanların görmedik mi koskoca Amerika başkanına gerektiğinde ne yaptıklarını, gelecek tepkilere karşı hassasiyetinizi anlıyoruz da geciktikçe ülke toplum yavaş yavaş elden gitmiyor mu? Bakın gençliğe, sırf toplum değerleri zaviyesinden değerlendirin. Çoğunluğun gidişatı ne yöne? MHP geçen sene kanun teklifi verip, sosyal medyaya herkes kimlik numarasıyla girebilmeli teklifinde bulunmuştu. Bu da bir neticeye varmadı. Neyse ki yukarıda saydığım yalanların en çok pompalandığı Twitter'ı geçenlerde ünlü Amerikalı iş adamı Elon Musk aldı. 44 milyar dolar sayıp sahibi olduğu Twitter için ilk açıklaması ise artık burayı sadece gerçek kişiler kullanabilecek oldu. Bizimkilerin bir yere varacağı yoktu. Teşekkürler Elon Musk. Dileriz bu dertten bizi sen kurtarırsın. Elin maskına da ne kadar güvenilirse artık. Esfer Safilin Televizyonda sıkça gördüğünüz bir ekran yüzü benim de bulunduğum masada şunu söyledi. Yalan çok insani bir şeydir. İnsan doğası gereği yalan söyler. Bir tür savunma içgüdüsüdür. Ben çok normal karşılarım yalanı. Dondum kaldım. Bunlar sözüm ona eğitimli insanlar. Her gün ekranlarda ahkam kesip güya insan hakkı müdafaa ediyorlar. Öğretilmiş doğrularını savunurken yalan söylemeyi, hatta gerektiğinde iftira atmayı ki bu iş oraya varır çünkü, insani bir davranış olarak makul görüyorlar. Oysa insanlığa gönderilen bütün dinler demiştir ki, yalan söyleme, hak yeme. Hatta dinimiz bırakın yalan söylemeyi, bir kişi hakkında emin olmadan kötü düşünmeyi yani suizanlı bile haram kılmıştır. Zaten biliyorduk, bir kere daha şahit oldum ki dinler insanı gerçek insan yapmak için gönderilmiş. Menfaati neredeyse doğru olan o. Gerekçe bir gerek dünya inancı icabı yalan söylemeyi, insani bir davranış olarak görüp bir de buna kılıf uyduran insan kılıklılar olsa olsa ne olur? Elbette esfelü safilin olur. Çünkü bu kadar ahlaksızlığı hayvanlarda bulamazsınız. İnsan derece olarak bütün mahlukların tam ortasındadır. Ruhu meleklere, bedeni hayvanlara benzer. Ruhunu yüceltenler meleklerden üstün olur. Aklı olduğu halde sadece bedeninin zevki ve konforu için ruhundan taviz verenlerse işte bir gün esfelü safilin çukuruna düşer. Sayılı günü kalan bedeni ölümsüz ruha tercih edenlerin, şeytanın yalan insani bir şeydir, İşine nasıl geliyorsa öyle salla aldatmacasına kananların vay haline. Yalana bile insani durum kılıfı uyduran neye uydurmaz ki? Yücel Koç Türkiye.